Engin Ardıç, C şubesi iktidara gelince. Üst tarafı magazin ve anekdot demiştik. Şimdi ortalıkta bir demir elden anılar kasırgası esiyor. Birkaç gün süreyle de köpürtecekler sonra unutulur. Şehvetle anılan dönemlerden biri de çocukluğu. Çoban sülü dönemi. Biz ona yetişememiştik tabii. Su müdürlüğü döneminde de küçüktük. Ama Morrison Süleyman dönemini iyi biliriz. Çoban sülü 30'lu yıllarda Isparta'da bir tren istasyonu açılışında Ankara'dan gelen başvekil İsmet Paşa'yı ve beraberindeki fötür şapkalı erkanı görmüş ve çok etkilenmiş. Afyon Lisesi'nde okurken de babasının gönderdiği harçlıkla kendine bir şapka almış ve bir daha da onu hiç çıkarmamış. Aydın Doğan basını bunu merhumun Atatürk devrimlerine bağlılığının bir göstergesi olarak yorumluyor. Biz köylünün bürokrat karşısında duyduğu eziklik ve sınıf değiştirip onların arasına katılma dürtüsü olarak yorumladık. Elbette haber hür yorum serbesttir. Lakin merhum bu şapka meselesini fazla uzatmış, çok abartmış ve gülünç olmaya başlamıştı. Çünkü çünkü şapkanın 50'li yılların sonları, 60'lı yılların başlarında modası geçti ve bir daha da hiç giyilmedi. Dolayısıyla 70'li yıllarda, hele 80'li yıllarda, hele hele 90'lı yıllarda fötür şapka giymek külüstürlük, taponluk anlamına geliyordu. Eh böylece eski Türkiye'de Demirel'in şahsında mündemiç oluyordu. Eski moda uzun ceket ve yelken yaka bir ara geri gelir gibi oldular ama şapka hayır. Sonra bir de gayret geçlik modası çıktı. Bazı işgüzarlar Atatürk'e bağlılıklarını göstermek için uyanık bir iş adamının pazarladığı 1936 model baklavalı kazakları giyer oldular. Lakin 30'lu yıllardan kalma haber filmleri hep siyah beyaz olduğu için kazağın gerçek renkleri bilinemiyordu. Bu nedenle kazak siyah beyaz yapıldı ve sıkı bir fenerli olduğu söylenen Atatürk'ün ruhu muazzep edildi. Benzer şekilde bir de golf pantolon modası lanse edilemedi çünkü onu Cevdet Sunay 1969 yılında katıldığı Bir askeri manevrada giymiş, kasketle birlikte ve gülünç olmuştu elini de göğsüne sokmuştu. Eski bir fotoğraftaki gibi. Demirel Ortaokula kaydolduğunda orada 3 şube varmış. A şubesi memur çocuklarına ayrılmış, B şubesinde esnaf ve orta halli ailelerin çocukları bulunuyormuş, C şubesinde de köylüler. Böylece Cumhuriyet döneminde herkesin ne kadar eşit, halkımızın da imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz öptüm sizi. İşe bakın ki B şubesiyle C şubesi ne zaman el ele verip iktidara gelse A şubesinden bir şaplak yiyip oturdular. Şimdi okul müdürü hiç sesini çıkarmadan izliyor. İstanbul sermayesi de o C şubesine A şubesini katıp karma bir sınıfta onu dizginlemek, yaramazlık etmemesini sağlamak için uğraşıyor. Sınıf mümesili bunu yutacak mıdır? Engin Ardıç, Sabah.